Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle fiziksel, psikolojik şiddet üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki şiddetin her türlüsü, manipülasyonun her türlüsü, ihmal ve istismarın her türlüsü travma sebebidir. Ve şiddetin, istismarı, bize karşı travma oluşturacak her türlü sebep, ruhsal ve fiziksel bütünlüğümüze zarar verir. Ve şiddetin her türlüsü suçtur diyoruz. İstismarın, şiddetin, zaten istismar da bir şiddet türüdür. Cinsel açıdan olsun, psikolojik açıdan olsun istismar ve şiddet fiziksel ve psikolojik olarak da yine suçtur. Ve kişi de travma sebebidir. Çünkü ruhsal bütünlüğüne, benliğine, fiziksel bütünlüğüne zarar veren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bulunan kişiler genellikle korku ve kaygıyla başa çıkmaya çalışırlar kendi başlarına destek yardım almadan önce ve korkarlar, söylemezler, saklarlar, tehdit edilebilirler kendi yaşam hikayelerinin içerisindeki bulundukları duruma göre. Bazen etraf ne der, duyulursa ne olur şeklinde olabiliyor. Aile desteklemiyor böyle bir durumda. Hayır, evli kalmaya devam etmelisin, olmaz, boşanmamalısın şeklinde durumlar olabiliyor çiftlerde. Ailelerde yaşanabiliyor. Her ilişkide, akrabalık, aile olsun, arkadaşlık ilişkileri olsun ya da herhangi bir bağımızın olmadığı kişinin şiddetine, istismarına da maruz kalabiliyoruz. Bu tür durumlarda mutlaka gerekli kurumlara bildirmeniz gerekiyor ve psikolojik destek almanız gerekiyor ayrıca yönlendirmelerle. Gerek çocukluk çağında olsun, gerek ergenlik döneminde ya da yetişkinlik döneminde hiç fark etmiyor. Bu tür durumlar travma sebebidir ve bizim sosyal işlevselliğimizi, kendimizle aramızdaki ilişki düzeyimizi bozar ve yaşamımızı idame ettiremez hale gelebiliriz. Psikolojik destek bu konuda çok çok önemli. Hem psikoterapi hem farmakolojik destek açısından önemlidir. Yani bu tür durumlarda genellikle hem psikiyatri hem de psikolog eşliğinde çalışılır. Çocukluk çağı travmalarında en çok karşılaştığımız genellikle tacizler, şiddetler, istismarlar, burada yine kişinin yetişkinlik yaşamına kadar uzayan travma sebepleri vardır ve maalesef ki çok yaygındır. Bu konuda da yine psikolojik destek çok önemli çünkü kişinin bütün yaşamını etkiliyor ve çocuklukta bazen söylenmeyen ya da anlaşılmayan ya da koruma altına alınmayan, gizlenen durumlar olabiliyor bu tür maalesef durumları yaşadığında kişi ve daha sonrasında bu yetişkinlik döneme kadar kişiyi zorluyor ve zorlamaya devam ediyor travma. Psikolojik şiddeti bazen fark etmeyebiliyor kişiler. Genellikle fiziksel şiddet yoksa, psikolojik şiddet varsa onlar bu durumda önlem alınabilecek şekilde hissetmiyorlar. Çünkü fark etmiyorlar böyle bir durumu. İşte bana böyle böyle dedi ama beni dövmüyor. Fiziksel şiddet uygulamayabilir ama psikolojik şiddet uyguluyordur. Psikolojik olarak istismar söz konusudur. Yine bu da size zarar veren bir durumdur. Huzursuz hissetme, kaygılı hissetme, yalnız hissetme, özgüveninde düşüşler ve aynı şekilde ağlama, öfke nöbetleri. Bu da yine duygusal şiddet sonrası görülen travma sonrası stres bozukluğu belirtileri arasında. Hem fiziksel şiddet hem de duygusal psikolojik şiddet aynı anda olduğunda bu belirtiler iki katına çıkabiliyor. Duygusal olarak kişiyi sindirmesi, aşağılaması, yaptırım uygulaması kişiye psikolojik şiddet yani duygusal şiddet uyguluyor demek anlamına geliyor. Üzerine baskı kurması, saldırganlık, toplumdan soyutlaması, istismar etmesi, cinsel ve duygusal fiziksel istismarlarda bulunması, şiddette bulunması yine aynı zamanda duygusal psikolojik şiddet içerisine girmektedir fiziksel şiddetin yanı sıra. Evet, bugün sizden şiddetin ve istismarın her türlüsü suçtur dedik ve bunun üzerine konuştuk. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumları üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız zaten mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın ki her video yüklendiğinde size bildirim gelsin. Abonelik ücretsizdir. Hoşçakalın.